dünya koronavirüs salgınıyla birlikte gerçekten çok zorlu günler geçiriyor ve en çok etkilenen sektörlerin başında da sivil havacılık, havayolu taşımacılığı, havalimanları, bu devasa bir sektör geliyor. Peki yaklaşık bir yıldır bu pandemi, yani salgın dönemi devam ederken sonrasında ne olacak? Çünkü uzmanlar bu işin daha uzun yıllar sürebileceğine dikkat çekiyor. Yeni kurallar geliyor, yeni uygulamalar yapılıyor ve havalimanları adeta birer sağlık merkezi haline geliyor. Hayat devam ederken havalimanlarında testler nasıl yapılıyor? Bugün İstanbul Havalimanı'ndayız. Başta PCR testi olmak üzere hangi aşamadan geçiyor ve ne kadar başarı oranı var? Bunları birlikte izleyeceğiz. Dünyada birçok ülke yolcularından PCR, yani polimeraz zincir reaksiyonu testi istiyor. Ülkesine göre PCR'ın son 24, 48 veya 72 saatte yapılması gerekiyor. Bazı ülkeler ise PCR ile birlikte antikor veya rapid antijen testlerini de isteyebiliyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, terminalin geliş katında özel bir sağlık merkezi oluşturdu. 3 farklı şirket, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standart ve fiyatlarla bu hizmeti veriyor. Test sonucunu en erken 1 saat içinde alabiliyorsunuz. Bu nedenle havalimanına erken gelmekte fayda var. Barkod alıp önce ödeme için yönlendiriliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği fiyat listesine göre PCR 250, rapid antijen 175 ve antikor testi de 300 Türk lirasına yapılıyor. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra barkodu alıyorsunuz. Numune verme noktasına geçiyorsunuz. Sıraya girdik, işlemlerimizi tamamladık, ödemeyi gerçekleştirdik ve barkodlar elimizde. Şimdi testlerimize geçiyoruz. Testler özel bir alan içerisinde yapılıyor. Görevli hemşire ağız ve burundan sürüntü alıyor. Özel tüplere konulan sürüntü bekletilmeden laboratuvara gönderiliyor. Bankoların hemen arkasındaki laboratuvarda işlem başlatılıyor. Teslimat için getirilirken +4 derecede muhafaza edilerek getiriliyor. Pencereden numuneyi biz teslim aldığımızda biyologlar olarak işlemleri başlatıyoruz. Veri girişi personelimiz kaydını yapıyor. Kişilerin ve biz de çeker ocak içerisinde reaksiyonları kuruyoruz. Reaksiyonlar hazırlandıktan sonra plakalar cihazlara yerleştiriliyor. Cihazda yaklaşık 40 dakika bir çalışma süresi var. Bundan sonra grafiklerin analizini yorumlayarak sonuçları veri girişi personeline yine bildiriyoruz. Sonuçları da kişiler ya halk sağlığı sisteminden, e-nabızdan kendileri görüyorlar ya da sonuçlar rapor olarak bankolardan teslim ediliyor. Örnekler alındı, örnekler laboratuvarda yapılacak, testler sonrasında sonuç çıkacak. Ben de içerideki bekleme noktasına doğru geçiyorum. Bakalım negatif mi çıkacak yoksa pozitif mi? Tüm dünyada olduğu gibi sağlık çalışanları salgın döneminde canla başla görev yapıyor. Biz 7/24 havalimanında 2 vardiya olarak 3 şirket olarak görev yapıyoruz. Bir vardiyada toplam 17 kişi paramedik, biyolog, sonuç verme, veri girişi, supervisor, toplam 17 kişi tek firmada çalışıyoruz. En merak edilen konulardan biri de testlerin güvenilirlik oranı. Dünya ortalaması FDA standartlarında kabul edilen %80 ve üzeri hassasiyet doğruluk oranı. Bizim kullandığımız kit ise yerli üretim olan bir kit ve %99.7 doğruluk oranı var. Şimdiye kadar 184 ülkeye yolcu gönderdik ve hiçbir zaman reddiyemedik ve bu şekilde doğruluk oranımız kanıtlanmış oluyor aslında. Biz TRG Sağlık olarak da zaten yerli sermayeye önem veriyoruz ve yerli üretimin teşvikinin yanındayız her zaman. Bu anlamda da BioExen firmasıyla çalışıyoruz. BioExen firması çok dinamik yapıda ve gerçekten kaliteli kit üret bir firma. Dünya standartlarında yarışıyoruz ve doğruluk oranımız çok yüksek. Sonucumuzu aldık ve uçuşu yapmak üzere üst kata, dış hatlara geçiyoruz. Bize buradan bir yazılı kağıt veriliyor. Kağıtta da COVID-19 testinden, PCR testinden negatif
olduğu belirtilmiş durumda. Artık uçuşa doğru geçebiliriz. Aldığınız kağıdı veya e-nabız sonuçlarını kontuarda görevlilere gösteriyorsunuz. İstanbul Havalimanı'nda yapılan testlerin başarı oranı %99.7. Tüm dünya ülkeleri bu sonuçları kabul ediyor. Merkez, yolcuların yanı sıra yüksek standartları ile birçok kişi tarafından da tercih ediliyor. Dış hatlar terminali hava tarafında da transit yolcular için bir merkez bulunuyor. Örneğin Hollanda'nın istediği ve 4 saatlik sonuca sahip rapid antijen testleri de gerçekleştiriliyor. Havacılık sektörü koronavirüs salgınında yeni kurallarla sağlık standartlarından taviz vermeden ayakta durmak üzere her türlü önlem almış durumda. Biz yolculara da bu kurallara uymak kalıyor. Herkese sağlıklı günler, sağlıklı uçuşlar.